şimdi oraya gidiyoruz. Bizim dönemimizde üniversite sınavına girenler fakülte ya da bölüm tercih ederken çok fazla seçeneğe sahip değillerdi. Doktorluk, mühendislik, hukuk ya da iletişim fakülteleri gibi. Ancak son yıllarda Türkiye'de sadece üniversite sayısı artmakla kalmadı. Bölümlerde, fakültelerde inanılmaz bir şekilde çeşitlendi. İşte biz bugün onlardan birindeyiz, o okullardan birindeyiz. Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'ne bağlı Mahmudiye Yüksek Okulu'ndayız. Bu okulda tek bir bölüm var, atçılık ve at antrenördü. Ve o bölümün öğrencilerinin de ders kitapları da at, defterleri de at, sınavları da atlarla ilgili. Peki burası nasıl bir okul? Şimdi o okulu tanıyacağız. Yanımızda okulun müdürü, yardımcı doçent Doktor Hakan Çalışkan var. Hocam burası nasıl bir okul? Öncelikle hoş geldiniz. Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi bünyesi içinde. Burası özel bir okul. Kendi içinde, kendi uygulama sahası olan atçılık konusunda 2 yıllık bir süreyle öğrencilerini yetiştiren bir okul. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis okulumuza ait uygulama tesisi. At bakım ve atçılık uygulama tesisi. Burası okulun aslında bir binası. Şu anda sınıftasınız yani aslında. Sınıftayız yani. Bunlar da öğrenciler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendi atlarına sahiptir okul ve geçtiğimiz koridorda da bunlara box deniyor ya da loja deniyor. Atların bulunduğu yere de tavla diyoruz. Şu anda tavlanın içindesiniz. Oluyor burada? Sabah itibariyle bize çok erken saatte eğitim başlıyor. Saat 7 itibariyle biz öğrencilerimizi buraya alıyoruz. Önce nöbetçi öğrenciler geliyor. Şu anda atın bakım ve temel ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilerimiz 1. sınıf öğrencileridir. Bayan öğrencimiz şu anda bir atın maya temizliğini yapıyor. Gerçi siz sorarsanız daha iyi olacak. Siz şimdi dersteyiz şu anda değil mi biz? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Şu an atın ayağını temizliyorum maya demiriyle. Ayağında mikrop birikmemesi için onun temizliğini yapıyorum. Şunu merak ediyorum. Üniversite sınavına hazırlanırken böyle bir bölüm olduğunu bilerek mi tercih ettiniz? Yoksa tercihler geldiğinde mi? Tercihler geldiğinde öğrendim. Hatta ikinci tercihlere yaklaşırken öğrendim. Nereden aklınıza geldi atçı olmak? Ben hiçbir zaman çocukluğumdan beri masa başı bir iş düşünmedim zaten. Araştırmaya başladım. Bayanlara da iş imkanı çok fazla olduğu için, standartlar çok iyi olduğu için bu mesleği istedim. Çok zevkli bir bölüm, bu yüzden buradayım. Buradan çıkınca ne yapacaksınız o mezun olunca? Buradan çıkınca birkaç tanıdığım var. Onların yanında yazın staj görmeyi düşünüyorum. Daha iyi bir eğitim aldıktan sonra at üreticiliği yapmak istiyorum ben. Ülkede bunu yaygınlaştırmak, üretmek. Bu şekilde benim hedeflerim. Ne güzel. Siz dersinize devam edin. Biz hocamızla okulu tanımaya devam edelim. Şimdi hocam okul öncelikle kaç yıllık? Meslek yüksekokulu olduğu için 4 senelik değil. Okulumuz 2 yıllık. Üniversite sınavlarıyla öğrencilerimizi alıyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Öğrencilerimizin özel bir durum var. Şimdi bize gelen öğrenci ne yazık ki hayatında köpek dahi sevmemiş ya da temas etmemiş oluyor. 2 yıl içinde de onları burada gördüğünüz 800 kiloluk 600-800 kiloluk hayvanların ihtiyacını karşılayacak niteliğe getiriyoruz. Kaç öğrencimiz var? 54 öğrencimiz var. Bu yüzden kapasitemizi arttırmadık. Çünkü birebir ilgilenmek gerekiyor. Atlar da çok özel canlılar. Nitelikli canlılar, ekonomik basıpları var. İyi eğitim alabilmeleri için kontenjanımız sınırlı. Ve %30 teorik, %70 uygulama. Eğitimin gerçekleştiriyoruz. Sınıflarda da ders alıyorlar diğer bildiğimiz sınıflar. Evet, bildiğimiz sınıflarımız da var tabii. Binamızın genel imkanlar açısından bakılırsa bizim sosyal imkanlarımız da yatakhanelerimiz var. İşte bir laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı, anatomi laboratuvarı. Öğrencilerin imkanlarını sağladık, o anlamda bir sıkıntımız yok. Ama mesleki eğitimlerini sağlayacakları 90 dönüm bir arazinin içinde şu anda uygulama tesisi kurduk. Şu anda bayağı iyi gördük. Evet. Şimdi diğer derslere de bir bakalım. Hangi dersler varmış? Şimdi buraya konuk oluyoruz. Burada ne yapılıyor? Şu an burada bir nallama, atın nal yapımı, çakımı gerçekleştiriliyor. Özkan bizim eski mezunumuz. Mezun arkadaş. Tabii mezun. Nalbantlık programımız var. Ne yazık ki kapandı. Kapanmasaydı daha iyi olacaktı ama Yüksek Öğretim Kurumumuz tarafından alınan bir karar gereği kapandı. Ama mezunlarımızdan bir arkadaşımız bizde şu anda istihdam ediliyor. Kendisiyle tanışabilirsiniz. Evet, hemen bir soralım. Kolay gelsin. Siz hangi dönemde okudunuz? Ne zaman mezun oldunuz? 2010 mezunuyum ben. Okulum yeni. Şimdi burada işe mi girdiniz? Evet. Okudunuz okulu. Şu an okulumda. Kendi işime başladım. Kendi görevimi yapıyorum. Siz nasıl seçmiştiniz bu okulu? Sonra okul süreci nasıl geçti? Mezun oldunuz. Nasıl geldiniz burada işe girdiniz? Ya benim seçmem zaten
hatlarıyla bir ufak tefek irtibatımız vardı ama çok fazla... Bilerek geldiniz yani. Bilerek geldim. Benim teyze oğlumdan kaynaklı biraz da. Ama daha önce hatlara bir yani Nalbantık hakkında hiçbir bilgim yoktu. Yani hatlara böyle birebir dokunmamıştım açıkçası. Biraz ürkekliğim vardı ama şu an gördüğünüz gibi işimi profesyonel derece seviyede yapıyorum. Şeyi merak ediyorum, diploma derecenizde derslerinizin isimleri falan neydi, puanlarınız nasıldı, onları çok merak ediyorum. Bizim derslerimiz aday gazetelerimiz vardı, nal kullanım ve tekniği, anatomi. Sizin herhalde nal kullanımı çok iyiydi o zaman. Tabii ki bizim el atkınım da biraz, babam isteği kaynakçı olduğu için demircilikle uğraştığım için daha önceden el atkınlığım da var, onda büyük etkisi oldu tabii. Okulda işte birebir uygulama kullanmamız oldu, önce biz tahta ayaklarda çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra okulumuzun hatlarında yaptık. Tabii ufak tefek kusurlarımız, hatlarımız oldu ama. Ne güzel, şimdi okulda devam ediyorsunuz. Tabii. Peki hocam, merak ediyorum. Hatları biz biraz daha bu kadar sakin beklemiyordum ben öncelikle. Bunlar özel, üniversiteye ait özel hatlar mı? Nereden geliyor? Evet. Size mi ait? Şimdi bu hatların hepsi üniversitenin. Ama dışarıdan tabii temin edildi. Üniversitenin önemli bir destekçi kısmı da var. Yani dışarıda at camiası için atçılara gönül vermiş insanlar. Atlarını hediye ettiler. Çok değerli atlar. Bu hediyeleri de tabii hediye alamıyoruz. Çok cüzi, 50 liralar gibi çok cüzi rakamlarla bize satmış oldular aslında. Görmüş olduğunuz şu anda Dresden milli takımda yarışan at. Arkada gözüken at Milas yine çok değerli bir at. Konkurupik dediğimiz binicilik sektöründe de kullanılmış. Düz koşuda da kullanılmış atlarımız var. Safkan nitelikli atlar. Özellikle şimdi burada tabii sakin görünüyor bu atlar. Performansları olan atlar ama. Ama eğitimi ve bakımı uluslararası standartlara yakın yapmaya çalışıyoruz. Her at performansını gösterecek bir enerjiye sahip. Ama onun göstereceği yerde istiyoruz göstermesini. Öbür türlü itaat de etmesini istiyoruz bir tarafta. Doğal olarak öğrenciler bunun eğitimini alarak atlara yaklaşıyorlar ve atlara o yüzden de çok huzurlu ve sakin. Anladım. Şimdi burada bir takım öğrenciler uygulamaları yaparlarken derslerde öğrendikleri uygulamaları zannedersen diğerleri izliyorlar. Evet, şu anda onlar başlarında olan öğrenciler, konuyla ilgili dersleri izleyen öğrencilerimiz. Aha. Üç ayrı dersi burada yürütüyoruz bir anda. Şimdi burada ne yapılıyor onu görelim. Ne yazık ki ülkemizde bir ciddi bir problem var atçılık sektöründe. Çünkü malzemelerin neredeyse tamamı yurt dışından geliyor artık. Saracı'ya kalmadı. Saraç kalmadı. Görmüş olduğunuz malzemelerin hepsi yurt dışından gelmesi nedeniyle de değerli ve çok ciddi bakım gerekiyor. Her zaman bakım gerekiyor gerçi. Yani yerli de üretsek bakmak zorundayız ama bir taraftan eurolar bazında binlerce euroya malzemeyi temin ediyoruz. Tamiri de çok zor. Öğrencilerimiz şu anda malzeme bakımı yapıyorlar. Bu rutindir. Sürekli yapılır bu. Her uygulamadan sonra atın malzemesi temizlenir, arındırılır. Ayrıca at bakımı sağlık açısından da önemli. Bir taraftan da onların sağlık giderlerinin olduğu bir mekan burası. İnaçları vesaireleri, bakım unsurlarını tutuyoruz. Öğrencilerin hepsi birebir burayı kullanıyorlar. Şu anda ne yapılıyor bu arada? Burada da bir uygulama yapılıyor şu burada, anda. Burada öğretim görevlimiz Ahmet Karaman hocamız. Ben kendisini de tanıştırmadan diyoruz. Evet, hocamızla da tanışalım bu arada. Kolay gelsin hocam. Siz şu anda ne dersi veriyorsunuz öğrenci arkadaşlara? Ben Ahmet Karaman. Ben bu okulda atlarda temel eğitim, davranış ve binicilik derslerine giriyorum. Tabii sınıf 1 ve 2'lere mi? Evet. Bütün 1. ve 2. sınıflara söylediğim derslere giriyorum. Ben uluslararası binicilik antrenörüyüm. Aynı zamanda milli binicilik hakemiyim. 35 yıllık bir bilgi birikimimi çocuklarla paylaşmakta mutluyum. Çocuklara verdiğimiz derslerin içeriklerinden kısaca bahsedecek olursak, önce ben onlara atların doğal yaşamlarını anlatıyorum. Doğal yaşamdaki davranışlarını anlatıyorum. Atların beden dilini anlatıyorum. Bunları öğrettikten sonra eğitim çok daha kolay oluyor. Bakın, iyi öğreniyorlar mı? Ben bir arkadaşımıza daha konuşmak istiyorum şimdi. Senin mesela üniversite tercihi yaparken mimarlık, mühendislik ya da ona benzer hayallerin var mıydı? Onlar olmadı da buraya geldin. Yoksa baştan beri böyle bir şey mi hedefliyim? Benim hedefim ilk önce subaylıktı. Puanım da yetiyor. 4 yıllık üniversitede yetiyordu puanım. Ama benim tek tercihim Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmut Demirci Yüksekokulu atçılık bir at antrenörlüğü. Ve memnunum ayrıca. Pişman da değilim. Çok memnunum. Bu okuldan çıktığımızda ben düz koşuyu düşünüyorum. Düz koşuda bizde, ben sahada stajımı da yaptım. Diyorlar ki 2 yıllık okuyup ne yapacaksınız burada? Ne öğreneceksiniz? Evet, merak ediyorum. Buradan çıkınca ne olacak? Onların yapamadığı en zor işi biz en kolay şekilde yapabiliyoruz. Mesela atlar
Günümüzde Starting Box'a girerken sorun yaşıyorlar. 15 kişi görüyoruz. O içeri sokanlar zorlanıyor. 15 kişi ilk direk altlara girmiyorlar. Biz bunları Ahmet Karaman hocamız sayesinde uluslararası tekniklerle belirli bir süre içinde çok rahatlıkla atları Starting Box'a sokabiliyoruz. Ayrıca Starting Box'tan çıkan atları da çok kolay çıkartabiliyoruz. Buradan at sahiplerine sesleniyorum. Bizlere inansınlar, güvensinler. Peki, güvenirler eminim ki akademik eğitim almış atçılar olacaklar çünkü. Buradaki öğrencilerin kitapları var mı hocam? Onu merak ettim. Atçılıkla ilgili kitaplar var mı? Şimdi üniversite olarak biz yaklaşık 200 civarında bir kitap topladık ve kendi meslek kütüphanemizi oluşturduk. Ülkenin genelinde aslında yeterli donanıma sahip gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Her geçen gün yenileri eklenecek. Kendi okulumuzla, yüksek okul olarak da kitap üretmeyi istiyoruz. Birkaç kitabımız şu anda hazırlandı. Öğrencilere mesleki temel eğitim kitaplarını hazırlamak üzereyiz. Bu seneden itibaren her öğrenci geldiğinde bu mesleki temel eğitim kitabıyla başlayacaklar. Şu an kitapları atlar ama. Evet. Şimdi burada da bir şey yapılıyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Şu anda atın tıraşı söz konusu. Mevsim gereği atların üzerine örtülerini alıyoruz. Örtülerin olduğu kısımdaki atların tüylerini temizliyorlar. Geri kalan kısmını bırakıyorlar. Böylelikle at sağlığı açısından da önemli bir süreç tamamlanmış oluyor. Buradaki arkadaşlarla da ben bir konuşmak istiyorum ama şuraya geçebilirsek. Evet. Kolay gelsin size de. Şey, dikkatimi çekti şimdi. Bayağı da bayan öğrenci var. Sayı nedir? 53 öğrenciden kaçı bayan? İkinci sınıflarda 4 bayan var. Benim sınıflarda da 4 bayan var şu an. Siz kendi isteğinizle mi seçtiniz? Kendi isteğimle seçtim. Çok merak ediyorum, aileniz nasıl baktı? Başta evet biraz şaşırdılar falan ama yani saygı duydular. Onun haricinde başka hiçbir tepki göstermediler. Yani şu an onlar da memnunlar, ben de çok memnunum. Mutlulukla gelirim okula. Bu çocukluktan bir merak mı? Öyle mi başladı yoksa mesela iş imkanı olarak sanırım birçok aslında 4 yıllık bölüme göre daha fazla imkana sahip. Bunlar mı etkili oldu? Hangisi, at sevgisi mi? Şimdi şöyle, ben tabii ki daha öncesinde at sevgim vardı ama atlarla çok fazla böyle iletişimim olmadı. Bu bölümü de bilmiyordum açıkçası. Tercih yapıncaya kadar bir yakınımın sayesinde öğrendim ve ilgimi çekti. Araştırdım. Okulun dersleridir, işte şartlarıdır. Onları öğrendim ve öğretmenle ilgimi çekti. Gelip araştırdım. Buraya da geldim. Ondan sonra tercihimi yaptım ve şu an buradayım. Dersler nasıl? Dersler süper, şu an iyi gidiyor. Peki, kolay gelsin size de. Şimdi hocam, öğrencileriniz hepsi Eskişehir'den mi, nerelerden geliyorlar, onu öğrenelim. Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var. Eskişehir'den de geliyor öğrencimiz. Zaten öğrenci sayımız az, 54 ve 60 sınırında okul kapasitesi. Farklı kültürlerden, farklı alışkanlıklarla gelseler bile burada temel bir atçılık kültürünün içine giriyorlar. Yani atın binlerce yıllık geçmişi bu topraklarda geçmiş ve bu zincir şeklinde bugüne kadar da ulaştırılmış. Biz öncelikle atı sevmek zorundayız. Buraya gelen öğrenci bu şekilde gelmesini de istiyoruz. Burada onu pekiştiriyorlar. Buradan hazır sizin fırsat vermeniz sayesinde ben birkaç şey de söylemek istiyorum. Bu okulları tercih edecek öğrenciler için. Öncelikle bu işin genel doğasına hafif bir fikir sahibi olsunlar, bir miktar fikir sahibi olsunlar hiç olmazsa. Sahayı görsünler, iş alanlarını görsünler, bizleri gelip incelesinler ve öyle karar versinler. Çünkü hakikaten 24 saat ve 7 gün esası çalışılır. Çok keyifli bir iştir. Açık gökyüzünün altında, işte atlarla çok keyifli bir andır. Atı bilmeyen gelmesin diyorsunuz. Ama en azından bir sevgisi olacak. Yani o onu kabul edecek. Yani burada sadece ben çok para kazanacağım, işte ufku çok geniş, geleceği çok geniş düşünce tarzı çok doğru olmuyor. Hocam süremiz azaldı. Bir de şunu soracağım. Evet. Mahmudiye'de bu okulun olmasının da galiba özel bir sebebi var. Çok çok büyük katkısı var. Mahmudiye 4000 nüfusu var ama 1600 civarında at var. Burası Osmanlı döneminden başlayan bir atçılık üretim merkezi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Jockey Kulübü ve 22 tane de özel hara var. Doğal olarak atçılığın üretim merkezi, Türkiye'deki 3 üretim merkezinden birisi. Yani burada olması okulun tesadüfü değil. Yani. Tesadüfü değil ve çok anlamlıdır. Bu anlamda öğrenciler için de çok büyük bir fırsat. Haftanın her günü ve her saati mutlaka bizim dışımızda da tesislere gidebiliyorlar. Çünkü üniversite protokol yaptı, anlaşmalı. Diğer illerde de benzer protokolleri yürütüyoruz bu anlamda. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Biz kolaylıklar diliyoruz. Hem derslerinizde hem de öğrencilerle ilişkilerinizde. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buraya kadar geldiniz. Bizlere bir
bir mutluluk verdiniz. Çok sağ olun. TRT Haber gündemde bugün Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'ne bağlı Mahmudiye Meslek Yüksek Okulu'ndaydık. Buradaki öğrencilerin derslerine konuk olduk aslında. Hocalarından atları, at sevgisini dinledik. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.